bilinçaltını temizleme diye bir şey yok ama bilinçaltını buldukça bir şeyleri dönüştürmemiz var. Niye bu kadar bilinçaltını önemsiyorum? Çünkü benim bilinçaltına attığım her şey benim hayatımı yaratıyor. Yani orada ne varsa benim bütün hayatımı o oluşturuyor. İşte insanların normal hayatlarında bir sıkıntıyla karşılaştıklarında bunun içinden çıkamama nedenleri de bu. Niye? Çünkü diyor ki ben çok büyük bir hevesle burayı açtım ama olmadı. Çok büyük bir hevesle evlendim ya da bir ilişki kurdum olmadı. Çünkü kişilerin hepsi yani büyük bir çoğunluğu daha doğrusu bilinçaltında ne yaydığının farkında değil. Yani akıl, mantık, zeka ile istiyor. İşi büyüsün, para kazansın, güzel bir ilişki kursun ya da evlensin. Hepimiz Mutlu gibi olsun. değil mi? Herkes Başarılı gibi olsun. istiyor. Hepimiz gibi istiyor. Fakat bir yerde tökezleyince olmayınca onu anlamlandırmakta zorlanıyor. İşte orada biz diyoruz ki bak sen istiyor olabilirsin ama senin bilinçaltında bunu reddeden bir duygun var. Ve bilinçaltı sende %99 işleyen bir yazılım programı. Yani o ne derse o oluyor. Kişi uyanmaya başlıyor yavaş yavaş. Mesela bilinçaltı kavramıyla tanışmaya başlıyor. Önemsemeye başlıyor. Daha önceye kadar hani bir sıkıntı yaşadığında şanssızlığına, kadersizliğine, kendi beceriksizliğine Yorarken, belki evet. yoruyordu. Fakat şimdi birileri diyor ki, hayır, senin bilinçaltında bir olumsuz düşüncen ya da duygun ya da bir korkun, bir inancın var. Bu bundan dolayı olmuyor deyince bir mutlu oluyor. Diyor ki, en azından değiştirebilirim. Evet, Evet, heyecanlanıyor tabii ki de. Demek ki böyle değiştirebiliriz. gitmek zorunda da değil. Ben bunu öğrendiğimde hayatımın Sanki en muhteşem anıydı o. hayatın sırrı. Tabii ki. Yani bir an durdum şöyle dedim ki, vay, Ben o de zaman biriyim. değiştirebilirim. Evet. Hepsini değiştirebilirim. Hiç üşenmedim. Bunu bütün videolarımda da bütün arkadaşlara anlatırım. Her birine neredeyse 6 ay verdim ben. 6 ay acelem yok dedim. Hani yılların topladığım şeyi böyle bir anda atma gibi bir derdim de yoktu. En önemlisinin öz değer olduğunun farkındaydım. O hak etme duygusu. Hani para, sağlık, aşk hep bu duyguya geldiğini bildiğim için ben benden başladım. Yani bu İlk özgüven, bu kendinizden. öz değeri ilk önce bir inşa edeyim. Kendini sevmek aslında. Tabii ki kendimi bir seveyim. Ondan sonra aşkla da çalışırım, parayla da Parayla çalışırım ve da. çok şükür ilk önce onun üzerinde çalıştığım için belki de diğerleri daha hızlı gelmeye başladı. Çünkü sistemi yavaş yavaş çözmeye başladım. Neyi çözdüm? Şimdi onu da çizerek anlatayım. Bazı Bana yardım arkadaşlarımız, edin. özellikle görsel olanlar biraz daha netleştirecek belki de. Bakın. Şunu alayım. Bu senin bu içinde yaşadığın dünya olsun. Yani bu senin dünyan. Sen ortadadasın. Ne dedik? Merkezde sen varsın. Sen varsan dünya var. Sen yoksan yok. Hadi bugün değişik düşünelim. Nasıl? Dünyayı hep içinde yaşadığınız bir yer küre gibi düşünmeyelim. Sihirli bir yer gibi mi düşünelim? Yani bir dünya var. İşte kilometresi bu kadar, yüz ölçümü bu kadar, yörüngesi budur. İşte ay vardır, güneş vardır gibi değil. Bu dünya dediğiniz Alan. alanı tamamen senin, şu da sen varsın ya, senin o anda oluşturduğun bir ekran görüntüsü gibi düşünelim. Tamam. Yani böyle anda oluşturduğum bir Evet. aslında dediğim gibi sihir gibi bir şey diyelim. Aynen. Kendi oluşturduğun bir görüntü gibi düşün. Tamam. Ve sen görüntünün ortasında bir avatar gibisin. Yani meşhur benim çubuk adamlarım. Evet. Bu da böyle bir görüntü. Şimdi görüntü ilk başlarda işte bir dünya var. Ben de işte şurada doğdum, şurada büyüdüm, bu yaşa kadar geldim gibi bir algının içinde. Sonra böyle bir idrakte açılma yaşıyor. Diyor ki, tek bir soru soruyor kendine. Diyor ki, ben hiç ileriye gittim mi diyor. Yani işte anın dışına çıkabildim mi? Yani 2 saniye sonrasını yaşayabildim mi diyor. Yok diyor içinden bir ses. Gerisini yaşayabildin mi? Yok.
Ama ben hep andaymışım. O zaman geçmiş, gelecek. Onlar zihnimdeymiş. Zihnin içinde bir şey dönüp dönüp duruyor. Ben de zaman geçiyor zannediyorum. Zihnim içinde bir algıymış. Ben hep andayım. Ve sonra şöyle düşünün. Her gün bir ekran açıyorsun gibi düşün. Tamam. Ve bu ekranda, açtığın bu ekranda senden başkası yok. Şimdi öyle ya, hani bir düşünüyoruz şimdi. Öylesine düşünüyoruz. Masal gibi Masal anlatıyoruz. gibi sadece sen varsın. Seni de böyle kırmızı bir şeyin içine aldım. Bir kozanın içine aldım. Sadece ben varım ve başka Evet. kimse yok. Evet. Ve ben işte dünyaya dair düşünmeye başladım. Dedim ki işte burada annem var, burada babam var, burada kardeşlerim var, burada arkadaşım var, burada öğretmenim var, büyüdüm, burada eşim var ya da sevgilim var, Dünyamı çocuklarım doldurayım. var. Doldurdum. Şimdi bunların hepsi benim dünyamda varlar. Ama ne dedim biraz önce? Asıl başroldeki benim. Yani avatar olan benim. Evet. Dolayısıyla avatar olan ben yavaş yavaş şunu fark etmeye başlıyorum bir anda. Bir anda demeyeyim de ilk önce yavaş yavaş fark ediyorum. Sonra bir anda bir Uyanıyormuş gibi. anlık bir idrak geliyor ya da bir an böyle bir duruyorum. Bir şey daha açılıyor ve diyorum ki Allah Allah. Ayşe ile ilgili ne düşünürsem Ayşe öyle davranıyor. Annemle ilgili ne düşünürsem annem öyle davranıyor. Babam öyle davranıyor. Eşim öyle davranıyor. Çocuklarım öyle düşünüyor. Biraz daha idrakım gelişiyor. Devam ediyor. Burada parayla ilgili kağıt parçası olarak ne düşünürsem Para öyle onu yaşıyorum. davranıyor. Sağlığımla ilgili neyi düşünürsem o öyle şekilleniyor. Aşk Allah. hayatım öyle şekilleniyor. İş hayatımla ilgili ne düşünüyorsam öyle şekilleniyor. Sadece insanlar değil, etrafındaki kavramlar da ben ne düşünürsem öyle şekilleniyorlar. Ama bunu fark Bunu ediyorsunuz fark işte. etmeye başlıyorum. Yani sanki düşüncelerimi biri içeriden izliyor. İçeride biri Fark var. etsene böyle diyor. Bir filme çekiyor, bir kameraya çekiyor. Sonra dışarıda bana gösteriyor. Yani aslında onlar öyle olduğu için sen öyle düşünmüyorsun. Sen düşündüğün için onlar öyle oluyor. Kastamam öyle. İşte bunu fark Ha, edebilmek en ben önemlisi. düşündüğüm için dışarıda bu şekilleniyor. Evet. Ve ben Bunu bunu fark fark ediyorum. ediyorsunuz. Kimle ilgili hangi yorum yaptıysam, neye inandıysam o Ay. rolü oynuyor. İşte senin meşhur Niyazi ile hikayen gibi, değil mi? Evet. Dolayısıyla ne Niyazi yapıyorum? ile ve her şeyle. Ne Tüm yapıyorum? hayatla. Tamam diyorum, bu olay buymuş. O zaman ben Jeton düşüyor resmen tabii orada. jeton düşüyor. O zaman ben işte o yüzden bunların hepsi sana hizmet ediyor diyoruz. Evet. Yani Kesinlikle onların öyle. başka bir görevi yokmuş gibi Kötü gibi düşün. görünen ve sana Yani hizmet ediyor. En büyük film bu hizmeti. ya. Onların gerçekten başka bir görevi yok. Film bu ya. Onlar zaten yok. Kendi zihninin içinde oluşturduğun benliklerin var. Sen zannediyorsun ki işte dışarıda birileri var. Halbuki Kötü gibi duvarın de ötesi görünen. uzay boşluğu. Halbuki Duvarın ötesini görmüyorum. Görmediğim yer boşluk. film bittikten sonra ay canım baksana bunları yaptım biliyorsun filmde o. Evet. Fakat tabii bunu insan mantığının ya da beyninin yıllardır Truman Show Algılaması. izlemişsindir. Evet. Burada yaşamışsan bunu bir anda kavramak kolay değil. Tam Truman Show. Evet. Yani o filmi mutlaka Evet. arkadaşlar izlemediyseniz izleyin. Çok daha iyi anlayacaksınız o zaman. Sonra o filmdeki gibi bağlantıları kurmaya başlıyorsun. Evet. Bunun sana bir katkısı oluyor. Diyorsun ki ha o zaman ben bunlarla ilgili duygularımı, düşüncelerimi, inançlarımı da değiştiririm. Yalnız değiştirirken neye dikkat ederim? En dikkat edeceğim şey şu. Bunlardan birisi bana bir taş atarsa, benim bir canımı acıtarsa, onlara saldırmak, onlara Yok. kızmak, onları suçlamak yok. Onlar eski filmdi. Eski sene Teşekkür. aitti. Teşekkür. Ha, sen yeni sene ait olarak diyeceksin ki farkındayım. O fiskeyi yedim. Taş bile demiyorum artık. O fiskeyi yedim. Ne olduğunu da fark ettim.
Canım yanıyor mu? Vallahi yanıyor. İyi yanıyor hem. Ama bir yandan da bu can yanmasının şifa olduğunu da biliyorum diyeceksin. Güçlenerek çıkıyorum Bak çünkü şifa oradan. ya, bak Evet. şifalanıyor. Hani yarana birisi tuz basıyor. Yani şifalandırıyor Düşün daha artık. doğrusu. Evet. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsun sen? Orada biraz daha güçlü kalabiliyorsun. Ve diyorsun ki yani oyunun farkındayım. Farkında olduğum için de eski tuzağa düşmüyorum diyorsun. Ve ne yapıyorsun? Bunların yazılımlarını tek tek değiştiriyorsun. Tabii ki bunları değiştirirken kuantum dolanıklık diye bir şey var. Kuantum dolanıklık ne? Herkes birbirine bağlı. Herkes birbirini etkiliyor daha doğrusu. Yani sen düşük frekanstasın, ben yüksek frekanstayım. Ben eğer kendimi koruyamazsam, sen kızgın geldin yanıma ya da keyifsiz geldin, benim enerjim de Düşüyor. düşüyor, çekebiliyorsun. Bunun dışında ne yapacağım ben? Kuantumdan bahsediyoruz ya devamlı. Düşünceden bahsediyoruz, inançtan bahsediyoruz, bilmem neyden bahsediyoruz. Ben artık uyandıysam tamamen bunlara dair inançlarımı bilmem neyimi falan değiştiriyorum ya. Bu Değiştirebiliyorum. arada benim frekansım gittikçe yükseliyor. Ayşe'ninki yükselemedi ya da Ahmet'inki. Evet. Onlar teker teker oyundan çıkıyorlar. Ya küsülüyor ya taşınıyor. Bir Evet. şekilde hayatından çıkmaya Çıkıyor. başlıyor. Peki ben burada hangi konuda dikkatli olacağım? En önemlisini söylüyorum. Bakın. Ben şuna uyandım. En önemli şey bence bu can alıcı bir nokta. Evet. Bakın. Ben ne dedim biraz önce? Heyecanlandık. Bütün her şey benim duyguma ve düşüncüme göre hareketleniyor dedim ya. Evet. Bu ne anlama geliyor? Benim her şeye dair yorumum kendi dünyamı şekillendiriyor. Muz yiyorum, ay bu gece ben yatamam diyorum ya da kahve içtim uyuyamam diyorum. Gece uyumakta zorlanıyorum. Bak söyledim, oluşturdum. Ay bu kişi geliyor gene çok konuşacak diyorum. Geliyor ve çok konuşuyor. Ay bu ev çok kirlendi, 2 günde zor içinden çıkarım diyor. 2 günde içinden zor çıkıyorum. Her an düşündüğüm ve her an söylediğimle kendi Yönetiyorum. dünyamı şekillendiriyorum. Bunun dışında başka bir şey yok yalnız Ebru. Bakın, bunun dışında bir şey yok. Eğer senin zihninde bunun zararlı olduğuna dair hiçbir kaydın yoksa, bunun içi zehir olsa sana etki etmez. Öyle zaten birçok bilimsel şeyler de var ya hocam. Etmez. Deneyler Etmez. yani gerçekten öyle. İnandığı şey mesela soğuk hava odada kalıyor. Öyle soğuk olduğuna inandığı için ertesi gün mesela o Evet. şekilde bulunuyor, donmuş bir Evet. şekilde. Halbuki Dolayısıyla çalışmıyormuş makine. evet. Dolayısıyla ben bir anda fark ediyorum ki ne söylersem onu yaşıyorum. Ama bu bir kahve fincandan eşim, dostum, sevgilim, arkadaşım, konum, komşum, herkese dair. İş arkadaşlarım, işim, para ya da sağlığım. Yaptığım bütün yorumlar. Mesela hafta sonu tatildeydim. İşte bir arkadaşla beraberim. İşte bir iki denize girdi çıktı. Ay dedi böyle bir kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz üşüttüm galiba. O kadar sıcak hava olmasına rağmen. Bir gün sonra da vücudundaki ufak tefek bir takım sıkıntılardan bahsetti ve eczane aramaya başladı. Bir ilaç alması gerekiyormuş. Çünkü işte almazsam şu olur bu olur diye bana anlattı. Dedim ki bak bir gün önceden bunu dillendirdin. Eski bir programı tekrar ettin. Çünkü geçmişte de bu olmuş. Şimdi aynı programı devam ettiriyorsun. Ya onun yerine şunu denesene. Deniz şifadır. Hatta Beni denizden iyileştiriyor. çıktıktan sonra tuzlu suyu hemen ben duş bile almam. Güneşte böyle kalırım. Tuzlu suyun bütün hücrelerime kadar, bak her yerime, her hücreme kadar şifalandırdığına inanırım ben. Suyu bile yıkamamak böyle. Güneş de şifadır. Tuzlu su Tuzlu su da zaten hocam şifadır. negatif enerjiyi de alıyor. O yüzden deniz gerçekten çok faydalı. Arındırıyor ki onu da o şekilde söyleyerek yüzmek bile şifalandırır. Ona da onu söyledim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her an hayatın içinde her an bir şeye dair yorumdayız, değil mi Ebru? Her an. Her an yorumdayız.
Çocuk gelir bir şey Anladım. söyler, hava sıcak deriz. Mesela şikayet ederiz. Sen hava sıcak dedikçe o sıcağa bir direnç gösteriyor musun? Sıcak seni daha çok yakar. Evet. Öyledir. Sıcak diyoruz çünkü sürekli. Sıcak sıcak Evet. dedikçe daha da sıcak oluyor Bu niye gerçekten. böyle olur? Çünkü kuantum zaten aslı özü şudur. Diyor ki sen örnek bu aralar kahveye takıldın. Ve ben sana her gördüğümde diyorum ki Ebru bir kahve keşfettim. Bak şurada satılıyormuş. Tam böyle harika bir kahve. Kokusu müthiş, aroması müthiş. Hatta ben bunun fincan şeyini alacağım. Makinesini alacağım diyorum. Şimdi bak. Buna baktığında kuantum. Düşüncem odağım burada mı? Bu büyür. Yanıma bir arkadaşım gelir. Ay ben bir kahve makinesi buldum der. Başka birisiyle otururum. O başka bir kahveden bahseder. Herkes kahveden bahseder. Niye? Odağım burada, bunu büyüttüm. Bak, burada çok önemli bir şey var. Kahveyi büyüttüm. Ya da ben diyorum ki kendi kendime, ya sağlam iyi bir yatak almak istiyorum. Herkes yataktan bahseder, önüme yataklar gelmeye başlar. Bir sürü hikaye. Şimdi bu odaklandığım sıkıntılı bir şeyse ne olacak? Onu biçeceğiz. Hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir şeye güç yetiştiremiyoruz, her şey çok pahalı. Artık bu devirde hiçbir şey alınmaz. Para bir geliyor, nasıl gittiğini bile anlamıyorum. Paranın değeri mi kalmış? En çok kullanılan cümle bu. Paranın değeri mi kalmış? Diyorum. Bak odağım bu defa nerede? Burada. O zaman ne olacak? Orada da bir direncin olduğu için. Seninle gerçekten mesela bir 2000 lira para geçecek. Bir bakacaksın öğlen o para yok. Aa, söyledin. Sistem de senin her dediğini evet diyor zaten. Seni onaylamak zorunda sistem. Senin söylediğini büyütmek ve önüne getirmek zorunda. Ha bir dakika. Şimdi ben bunu çözdüm. Bunu çözdüysem bence işte asıl sır burada. Benim her söylediğim bir büyüdür. Çalışmanın adına o yüzden sihirli frekans koydum. Her Sihirli cümlem frekansa bir bağlandım. büyüdür, sihirdir. O sihirle bir şeyi tezahür ettiriyorum. Sihir sensin aslında. Olduğun halin sihir. Harikasın. Evet. Sihir dediğim ne? Ya bak açtım ekranı her şey benim zaten. Evet. Yani gördüğüm her şeyin frekansı bende var. Ha, hepsi var. Ben onun Mutluluk, esmasını açığa zenginlik. çıkarıyorum. Yaptığım sadece bu. Evet Sadece hocam. onun frekansıyla eşleşmem gerekiyor. Dolayısıyla ben bu bilgiye haitsem şunu da bileceğim. O zaman... Benden yayılan bir düşünce örnek fincana akarsa fincanı büyütüyor. Paraya akarsa parayı Parayı büyütüyor. büyütüyor. Aşkı akarsa aşkı büyütüyor. Ama ben terk ediliyorum, şanssızım dersen terk Onu edilmemi büyütüyor. büyütüyor. Evet. Sağlığım çok kötü, en ufacık bir şeyde hastalanıyorum dersem hastalığı büyütüyor. Ay çok sağlıklıyım, gün geçtikçe gençleşiyorum ve güzelleşiyorum dersem Ve onu güzel büyütüyor. olan bunu ben yapıyorum ya da sen yapıyorsun işte. Ya bunu Her sen şey tamamı sende. sana ait. Evet. Bu muhteşem bir bilgi. Her şey sizin elinizde. Yani bu gerçekten muhteşem bir bilginin ötesinde hayatını her anlamda şekillendirebileceğini Muhteşem bir biliyorsun. bilgi. Bak o yüzden biraz önce de dedim. Bak. Ne yaptım? Sildim. Nerede sildim? Anda sildim.